Evet, soru cevap işlemi yok. Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi üçüncü bölümde yer alan maddeleri varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 61. madde üzerinde iki adet önerge vardır. Okutup aykırılık sırasına göre işlem alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmekte olan 69 sıralı kanun teklifinin 61. maddesinin birinci fıkrasına geçen bakanlıkça ibaresinin bakanlık tarafına olarak değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Hakkı Sarıhan Oluç, Kara Paylan, Semra Güzel, Kemal Peköz, Nusrettin Maçin, Şanlıurfa milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz muhterem başkan. Evet, komisyon katılmadığı önerge üzerinde söz talebi var. Sayın Paylan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, memleketin güvenliğini konuşuyoruz. Hem sınırlarımızın güvenliğini hem de iç güvenliği konuşuyoruz. Ancak baktığımızda 100 yılı aşkın süredir ne hikmetse ne güvenliğimizi sağlayabildik, ne iç barışımızı sağlayabildik, ne de komşularımızla barışımızı sağlayabildik. Askerlik yasası tartışmaları da son derece sığ bir şekilde tartışılıyor maalesef. İşte bedelli askerlik olsun mu, 6 ay mı olsun, 9 ay mı olsun, maalesef arkadaşlar bu sığlıkta tartışıyoruz. Oysa bakın, Plan Bütçe Komisyonu'nun üyesiyim arkadaşlar. 4 yıl önce bütün güvenlik rakamlarına harcadığımız rakam 40 milyar TL'ydi. Yani 40 katrilyon. 2019'da 160 milyar TL. Yani 4 yılda 4 kat artmış arkadaşlar. Gelin bunu tartışalım. 4 kat artmış da huzurumuz mu sağlamışız, refahımızı mı sağlamışız, iç barışımızı mı sağlamışız, komşularla barışımızı sağlamışız? Hayır. Ama bunu tartışmıyoruz. Bedelli 30 bin lira mı olsun, 10 bin lira mı olsun, askerlik 6 ay mı olsun, 9 ay mı olsun? Maalesef bunu tartışıyoruz. Bu sığlık maalesef bu meclise yakışmıyor arkadaşlar. Gelin daha derinlemesine, ülkenin güvenlik meselesini nasıl sağlayacağımızı hep beraber konuşalım. Bakın, bu yasada arkadaşlar adalet yok, vicdan yok, inanın eşitlik de yok. Bunlar anayasada geçen ibareler, eşitlik, adalet, vicdan, ama bu yasal düzenleme bütün bu ibarelerden yoksun. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar tekrar zorunlu askerliği getirdik. Bakın, bütün dünya ülkeleri, belki 1927'de bu askerlik yasası geldiğinde o zaman normaldi, 30'larda, 40'larda, 50'lerde normaldi, ama bütün demokratik ülkeler artık bu zorunlu askerlik meselesini rafa kaldırmışlar. Vatandaşlarına zorla askerlik yaptırmıyorlar. Vicdani ret hakkını savunuyorlar. Bakın, bu yasal düzenlemede vicdan da yok. Diyorlar ki, bakın ben mesela öldürmeyi reddeden birisiyim. Zorla asker alındım. Zorla elime silah verildi. Ama ben kimseyi öldüremezdim arkadaşlar. Çünkü ben öldürmeyi reddediyorum. Benim gibi öldürmeyi reddeden milyonlarca antimilitarist insan var bu ülkede. Ama beni bir okula koysaydınız, bir hastaneye koysaydınız, bir kreşe koysaydınız, ben emin olun orada çok faydalı olurdum. Vatana, millete, çocuklara, hastalara çok faydalı olurdum. Ama zorla 8 ay askerlik yaptırıldı. Silahı elime aldığımda ne yapacağımı bilemedim. Zorla elime silah verildi. Benim gibi bakan, vicdani ret hakkını kullanmak isteyen milyonlar var. Vatana böyle hizmet etmenize niye engel oluyoruz? Neden 2019 dünyasında bunları tartışamıyoruz? Bütün medeni ülkeler bunları aşmışken. Bakın, bu yasa eşitlikten de yoksun arkadaşlar. Anayasanın amir hükmüdür eşitlik. Ya 31 bin lira bedel koymuşsunuz Sayın Bakan. 31 bin lira bedel. Ya milyonlarca gencimiz işsiz arkadaşlar, işsiz. Bırakın asgari ücreti, işsiz. Milyonlarca vatandaşımız asgari ücretle maaş alıyor. Ya 2000 lira asgari ücret alsa bile 5 ayda 10 bin lira yapar. Ya nasıl 31 bin lira koyarsınız? Bu vatandaşımız kura bile olsa o kuraya katılabilecek mi? Zenginlere bedelli askerlik yaptıracaksınız. Yoksullar gidip askerlik yapacak. Bu olmaz. Bu kabul edilemez. Bu anlamda eşitlikten de yoksun arkadaşlar bu bedelli askerlik yasası. Bakın, eşitlik meselesi gündeme gelmişken Osmanlı'dan bir tartışmayı da gündeme getireyim. Denirdi ki, yani Osmanlı'da Hristiyanlar askerlik yapmazdı, aman da ne güzel denirdi. Hiç de öyle değil arkadaşlar, biliyor musunuz? Çünkü cizye vergisi verirdik biz. Cizye vergisi. Zorla alınırdı. Siz askerlik yapmıyorsunuz, sizden cizye vergisi alacağız derdi.
ve istat fermanıyla bu verginin adı bedel vergisine getirildi. Yani bedelli lafı oradan geliyor. Bedel bizden alınırdı Hristiyanlardan ama ayrımcılıkla karşı karşıya kalırdık. Hristiyanlar Osmanlı'da asker olma mücadelesi verdiler. Niye? Ayrımcılığa uğramamak için. O ağır bedeli ödeyemedikleri için ve bir arada herkes vatan güvenliyse hep beraber vatan güvenliğini sağlayalım diye. Ama bu hak ancak ikinci meşrutiyetten sonra alınabildi. 1909'da kanun geçti ve herkes asker olacak dendi. O zamanın ruhuydu, o eşitlik mücadelesiydi. Ama 2019 dünyasında 31 bin liraya bedelli askerlik yaptırıyorum denmesi bizler adına utançtır arkadaşlar. 250 bin dolara vatandaşlık veriyoruz, 31 bin lirada askerlik yaptırıyoruz. Nerede kaldı değerler? Nerede kaldı gerçek anlamda vatan savunması? Bütün bunları tartışmalıyız. Bakın derinlemesine tartışmalıyız. Merkezi bir anlayışla vatanın güvenliğini sağlayamıyoruz arkadaşlar. Antidemokratik bir anlayışla sağlayamıyoruz. Bütün meclisin ordusu değil, partinin ordusu... Sayın Paylan, tamamlayın. Milliyet güçlerini Süleyman Soylu'nun baktığı gibi 100 yıldır olan milliyetçi anlayış çerçevesinde bir partinin polisi şekle çevirirsek işte İstanbul adayını gidip takip eder. Ama Sayın İmamoğlu'na ama diğer anlamda Binali Yıldırım'ı takip etmeyen bir polis gücüne dönüşür. Yani parti polisi haline gelir. Bakın pek çok özel harekatçı polise bakıyorum ya MHP'ye ait bıyıklara sahipler ya AKP'ye ait bıyıklara sahipler. Bu anlamda yani parti ordusuna, parti polisine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bütün bunların tartışmamız lazım. Merkezden değil, yerelde yönetilen, yerele bağlı polis güçleri olması lazım. Oranın demografisini anlayan, oradaki kimliği anlayan, oranın dilini bilen, oradaki vatandaşla hemhal olan demokratik bir yerel polis gücü, demokratik bir orduya ihtiyacımız var. Bütün bunları da derinlemesine tartışalım derim arkadaşlar. Hepinize saygılar sunarım. Sayın Akçay, buyurun. Açalım mikrofonu arkadaşlar, Sayın Akçay'ın mikrofonunu. Buyurun Sayın Akçay. Yani bu Sayın konuşmacının tuhaf konuşmasını dinledik. Ekmek veririm yemezsin, su içerim içmezsin diye bir ata sözü vardır. Meramının da ne olduğunu da açıkça da ifade etmedi. Şimdi bıyıklara, sakallara vesairelere bir takım tasnifler de getirdi. Bir taraftan sen ötekileştirmekten vesaire şikayet edeceksin. Ama bir taraftan da ötekileştireceksin. Bunun bir standardı yok. Partilerin tüzüklerinde, şeylerinde bıyığın şey kendi sakalına sormak lazım. Yani onun da nasıl tanımlamamız lazım? Yani hadi MHP bıyığı dediniz. Kendi sakalına da ne sakalı diyelim şimdi? Ya böyle tuhaf şeyde illa konuşacağım diye de insanlar kendisini zorlamaması gerekir. Bütün dünyada Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i... Efendim açalım Sayın Akçay'ın mikrofonunu. Buyurun Sayın Akçay. Silahlı kuvvetlerini güçlendirmek, makine teçhizatını artırmak için bilhassa bu emperyalist devletlerin ne gibi fırıldaklar çevirdiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu önemli reformuna karşı çıkmak acaba bu konuşmacının niyetinde hangi emellere hizmet etmek düşüncesi yatıyor? Doğrusu onu da ayrıca bir sormak, sorgulamak gerekir. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Paylan. Buyurun Sayın Paylan kürsüye. Buyurun. Değerli arkadaşlar, bakın meclisin bahçesinde bir yürüyün. Meclisin bahçesinde özel harekat timleri var. Ben bir gün yürürken gördüm. Ve özel harekat timlerine gördüm, hepsi benim boyumda. Dalyan gibi genç çocuklar, memleketin evlatları. Ama hepsinde arkadaşlar ne hikmetse o bahsettiğim bıyık vardı. Oysa arkadaşlar bakın, mesele şu. Ve arkadaşlar, bazı tank savarlar, sofistike silahlar, tanklar, toplar var meclisin bahçesinde. Oysa bakın arkadaşlar, memleketin polis gücü de demokratik bir polis gücü olmalı. Memleketin askeriyesi de demokratik bir askeriye olmalı. Yani heterojen olmalı. Tek bir partinin referansıyla polis gücüne üye atanmamalı.
Bu anlamda bakın, bir de arkadaşlar böyle bir devrim yasasından bahsediyor MHP. Acaba 31 bin lira verip de 31 bin lira verip de bedelli askerlik yaptırmanın hangi milli, hangi manevi duygularla bağdaştığında ben sizlerin vicdanına bırakıyorum arkadaşlar, saygılar sunarım. Sayın Akçay buyurun. Açalım arkadaşlar Sayın Akçay mikrofonunu. Tabii. Buyurun. Sayın Atik kendi sakalına bir türlü yorum getirmedi. Bir bıyıktan bile bu kadar irite olan, bu kadar kendisine bağnaz bir hükme bağlamış bir kişinin değerlendirmelerini Dalyan gibi bir itibare almamak gerekir. Teşekkür ederim. Ya, Dalyan gibi kısmını unutmayalım. Evet. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.